Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika politikasına bakalım. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da ilk defa ne yaptı? 1517'de Mısır aldı. Daha sonra bu dönemde Türk denizcilerinden Oruç Reis ve Hızır Reis bölgede çeşitli mücadelelerde bulunuyorlar ve ilk olarak Cezayir alıyorlar arkadaşlar. Daha sonra Oruç Reis'in ölümünden sonra Kanuni döneminde Osmanlıların hizmetine giren Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa 1529'da Cezayir alıyor. Yani Hızır Reis dediğimiz Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros'un ölümünden sonra yerine Turgut Reis geçiyor. Turgut Reis ne yapacak? 1551'de Trablusgarp'ı, daha sonra da 1574'te Tunus'u alacak. Böylece Kuzey Afrika'da büyük bir toprak parçasına sahip olacağız. Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin kurulması konusuyla devam edelim. Osmanlı donanmasının temeli daha önce sahil bölgelerinde kurulan özellikle Karasoğulların ele geçirilmesiyle Osmanlı Beyliği'nde donanma kurulmuştu arkadaşlar. Daha sonra 1. Bayezid döneminde Gelibolu'da yeni bir tersane inşa ediliyor. 1. Mehmet döneminde ilk Osmanlı Deniz Savaşı Venediklerle yapılıyor. Yalnız biz bu savaşı maalesef kaybediyoruz. 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için 400 gemiden oluşan büyük bir deniz gücü meydana getiriyor. Bu deniz gücü sayesinde İstanbul'u fethediyoruz. Ayrıca Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veriliyor. 1461'de Kırım ve Kefe'de 1475'te bu donanma sayesinde alınıyor. Bu gelişmelerden sonra Karadeniz ne oluyor? Adeta bir Türk gölü haline geliyor arkadaşlar. Hangi şeylerle? Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesiyle, Kırım ve Kefe'nin fethedilmesiyle Karadeniz Türk gölü haline geliyor. Evet, gördüğünüz gibi. İkinci Bayezid döneminde yine donanma gelişiyor ve Avrupa devletleriyle rekabet edebilecek düzeye geliyor arkadaşlar. Yeni tekniklerle kadırga ve kalyonlar yapılıyor. Kili ve Akkerman'ın alınmasıyla Karadeniz'de Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı'nın alınmasıyla da Akdeniz'de büyük bir üstünlük sağlanıyor. Şu haritada da bakacak olursak Kili ve Akkerman ne yapılıyor? 2. Bayezid zamanında alınıyor. Ve gördüğünüz gibi Akdeniz, pardon Karadeniz bir Türk gölü haline geliyor. Haliç'teki tersane Yavuz Sultan Selim döneminde daha da genişletiliyor arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donanması altın çağını yaşıyor. Kısa sürede Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın tamamına Osmanlı Devleti hakim oluyor. Az önce anlatmıştık Kuzey Afrika'da alınan yerleri. Gelelim Osmanlı dönemindeki Hint deniz seferlerine. Coğrafi keşifler sonucu Hint deniz yolunun bulunmasından sonra Portekizliler Hint ticareti yolunu denetimleri altına aldılar arkadaşlar. Osmanlı Devleti gerek bu bölgedeki Müslümanlara yardım etmek, gerekse bölgeden Portekizlileri uzaklaştırmak amacıyla Hindistan bölgesine 4 sefer düzenliyor. Evet, haritada görebilirsiniz. Hindistan bölgesinde çeşitli seferler düzenleniyor. Ancak bu seferlerde istenilen netice alınamıyor. Neden? Çünkü birincisi Osmanlı Devleti tam olarak bu bölgenin önemini kavrayamıyor. İkincisi Osmanlı gemilerinin açık denizlere dayanıklı olmaması. Üçüncüsü de bölge halkının Osmanlı'ya tam destek vermemesi yüzünden Hint deniz seferlerinde biz çok fazla başarılı olamıyoruz. Çok önemli neticeler elde edemiyoruz arkadaşlar. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı donanmasını Akdeniz'den Hint Okyanusu'na geçirmek için Süveyş Kanalı projesini yapmak istiyor. Yani şu haritada görelim Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı arkadaşlar amaç şu Akdeniz'den Süveyş Kanalı'ndan geçip Kızıldeniz'e bağlanmak. Oradan da işte Hindistan'a kolayca gitmek. Yani Akdeniz'in etrafından Afrika kıtasını dolanıp gitmektense Süveyş Kanalı yapılsaydı eğer o dönemde ne yapılacaktı? Hemen Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçilecekti. Oradan da Hint Okyanusu'na geçilip bu bölgede hakimiyet kurulacaktı. Yalnız Sokullu Mehmet Paşa'nın bu projesinde başarılı olamıyoruz. Bu kanalla iki deniz birleştirilemiyor. Biz ayrıca Hint deniz seferinde başarılı olamadığımız gibi çok fazla buraya para harcadığımız için ekonomik açıdan da olumsuz etkileniyoruz. 16. yüzyıl yoğun olarak Osmanlı Devleti ile Atlantik ülkeleri yani İspanya, Portekiz, İngiltere ve Hollanda arasında Akdeniz'e hakim olma mücadelesiyle geçti arkadaşlar. Osmanlı-İspanyol mücadelesinde biliyorsunuz Tunus için savaştık. Osmanlı Devleti Barbaros Hayrettin komutasında Tunus'u ele geçirdi. Bu durum karşısında İspanya'nın desteklediği Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması oluşturuldu. Bu savaş önemli. 28 Eylül 1538'de yapılan Preveze Deniz Savaşı ile Haçlı donanmasını Osmanlılar büyük bir yenilgiye uğrattı. Türk denizcilik tarihinde önemli bir yere sahiptir bu Preveze Deniz Savaşı. Bunu unutmayalım. 1538'de biz ne yapıyoruz? Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Haçlıları yeniyoruz. Daha sonra İspanyolların elinde bulunan Cerbe Adası alınıyor.
Osmanlı Devleti böylece Akdeniz'de daha da güçlenmiş oluyor. Evet, bu da Preveze Deniz Savaşı'nın görseli. Haçlı donanmasına karşı Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu başarılı oluyor ve bu savaştan sonra Akdeniz'deki hakimiyetimiz kesinleşiyor arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı'nı unutmayalım. İkinci Selim döneminde Kaptan Derya, Lala Mustafa Paşa Venediklerin elinde bulunan Kıbrıs'ı alıyor arkadaşlar. 1571. Bu savaşların tarihlerini yazalım. En azından sıralarını bilelim. Bizim 1571'de Kıbrıs'ı almamız üzerine büyük bir Haçlı donanması oluşuyor. Ve yine baktığında bu Haçlı donanması maalesef Osmanlı donanmasını yakıyor 1571'de. Osmanlı Devleti ile İspanya arasında Tunus üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi yaklaşık 40 yıl sürüyor. Yalnız bu mücadele sonunda biz ne yapıyoruz? 1574'te Tunus'a da hakim oluyoruz. 1571'de Kıbrıs alıyoruz. 1571'de donanmamız yakılıyor ama biz kısa sürede yine toparlanıyoruz ve 1574'te Tunus'u alabiliyoruz. Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında yaşanan Akdeniz'e hakim olma mücadelesi zamanla Atlas ve Hint Okyanusu'nda devam ediyor. Kuzey Afrika'da biz Vadius Sel Savaşı'nda Portekizlere ağır bir darbe vuruyoruz. Hatta bu savaşta Portekiz kralı da hayatını kaybediyor. Bu savaştan sonra Portekiz Akdeniz ve diğer bölgelerdeki sömürgelerini yavaş yavaş kaybediyor ve sömürgecilikte geriye düşüyor. Buradaki önemli savaş ne arkadaşlar? Vadius Sel Savaşı. Bu savaşla birlikte artık Portekiz'in sömürgecilikteki etkisi kayboluyor. Bu dönemde Hollanda arkadaşlar 16. yüzyılda İspanya'nın hakimiyeti altında. İspanya'nın zayıflamasıyla birlikte Hollanda İspanya'dan ayrılıyor ve bağımsız oluyor. 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kuruyor ve biz Hollanda'ya bazı ekonomik imtiyazlar vererek Akdeniz'de ticaretin etkin olmasını sağlamak istiyoruz. İngiltere 16. yüzyıl ortalarından itibaren büyük bir donanma gücüne sahip oluyor. İngiltere 17. yüzyıldan itibaren sömürgecilik faaliyetlerinde diğer rakiplerini egal ediyor. İspanya'yı, Portekiz'i, Fransa'yı ve tek başına güç haline geliyor arkadaşlar. Dünyanın birçok yerinde sömürgeler elde ediyor. Zamanla Akdeniz bölgesine, Kuzey Afrika'ya ve dünyanın birçok yerine hakim oluyor. Hatta üzerinde güneş batmayan imparatorluk unvanını alıyor İngiltere